Bugünkü konuğumuz Galatasaray Lisesi tarihinin herhalde futbolla en uzun süreli ilişkili arkadaşımız, kardeşimiz 124 devresinden Göksel Gündüz. Hoş geldin Göksel'cim. Hoş bulduk abi. Evet abi, başlangıç olarak okul takımıyla ilgine geçmeden bir çocukluktan bir başlayabilir miyiz? Galatasaray'a nasıl girdik, nasıl devam etti, çocukluk nasıl geçti? Benim Galatasaray Lisesi'ne girinceye kadar olan hayatımda o zamanki her çocuk gibi herhalde sokakta futbol oynamak çok ağır basıyordu. Daha sonradan bu adının o zamanki adı Anadolu Liselerine giriş sınavı olan sınavdan benim hiç haberim yoktu. Ailemiz bize öyle bir baskılı bir ortam oluşturmamıştı. Biz çocukluğumuzu yaşadık. Bahsettiğim sınava girdik. O sınav neticesinde Galatasaray Lisesi'ne kayıt olduk. Ve hayatımın en önemli adımını attığımı onu takip eden yıllar içerisinde fark ettim. İlk yıllarım yine aynı şekilde geçti. Sanki Galatasaray Lisesi'ne girmemiş gibi. Okul bahçelerinde bu sefer futbol oynamaya başladık. İnanın ben o yıllarda yani derslerimle falan aklımda bir anı falan kalmamıştır. Hep böyle 5 dakikalık teneffüs, 10 dakikalık teneffüs, öğle teneffüsleri, turnuva düzenlemeler, futbol oynama üzerine kurulu bir hayatım oldu. Zannediyorum 12-13 yaşına kadar. Daha sonra 6. sınıf sonu, 7. sınıf başında okul takımında zaten sizinle Erol abimizle beraber olmaya başladık. Kısaca 12-13 yaşına kadar hayatım böyle geçti. 86 değil mi okul takımına giriş? Okul takımına girişim 86 yılı evet. 86, 2014. 28 senedir evet. Gran Kura bir girdim çıkmadım diyorsun evet, yani. Evet. O zaman biz beklerdik. Sen beklerdin acaba seni kadroya yazacak mıyız diye. Şimdi biz seni bekliyoruz ki veteranlarda yazacak mısın diye. Evet yani bu şimdi veteran olayı zannediyorum şu anda o zamandan beri oynamaya başlamış Galatasaray Liseli futbolcuların hala futbol oynayabilme fırsatı bulabilmeleri açısından çok önemli bir oluşum. Bu oluşum içerisinde de sizinle futbol oynamaya devam ediyoruz. Futbolcular maçtan kötü oynadıkları için çıkmaz. Diğer arkadaşlarına fırsat vermek için çıkar. Yani ben burada birine bir gönderme mi var anlamadım ben. Birine değil hepimize bütün futbolculara gönderme var. Dostluğu kardeşliği senden öğrendim. Evet Göksel'cim istersen Galatasaray Lisesi'ne girişinden başlayalım. Ortaköy'e nasıl girdik? Yatılı mıydık? Gündüzlü müydük? Orada ne kadar kaldık? Günlerimiz nasıl geçti? Beyoğlu'na nasıl çıktık? Daha sonra Beyoğlu'na çıkar okul takımına geliriz. Bizim devremiz kalabalık bir devreydi. 288 kişilik bir devreydik. 8 tane sınıftan oluşuyordu. Hazırlık ve 6. sınıfı Ortaköy'de okuduk. İstanbul Haseki'de oturduğum için gündüzlü olarak okudum hazırlık ve 6. sınıfı Ortaköy'de. Ortaköy'deki yaşantımız bizim yine 11-12 yaşında çocuklar olarak oyun üzerine kuruluydu. Sınıfımız 3. kattaydı. 3. kattaki sınıfımızdan saha kapmak üzere bir yarış, 8 sınıf arasında bir yarış olurdu. Yani gidip saha kapma, maç yapmak için. Genelde biz kapardık, biz oynardık. 5 dakikalık teneffüste de biz oynardık. 10 dakikalık teneffüste de biz oynardık. Öğle teneffüsünde de biz oynardık. Ortaköy'deki yaşantımız genelde oyun üzerine kuruluydu. Saat 4-5 gibi okulun bitiminden bir saat sonra evlerimize dağılırdık. Beyoğlu'na çıkış 7. sınıfta mı çıktınız siz? Niye 6'da değil de 7'de? Biz aynı dönemlerde okuduk. Yani o zamanki biz çocuk kafamızda sebebini bilmiyorum. Herhalde kalabalık olduğumuz için peyderpey çıkarmayı uygun gördüler. Bazı arkadaşlarımız 2-3 sınıf çıktı. 2-3 sınıfta daha sonra, kalan sınıflarda daha sonra, 6. sınıftan sonra çıktı. Biz 6. sınıftan itibaren yani 7. sınıfı takip eden yıllarda Beyoğlu'nda okuduk 6 sene boyunca. Peki zannedersem sizin zamanlarınızda filan başladı karma Beyoğlu'nda. Yani siz yukarı çıktığınızda 7. sınıfta karma mıydı yoksa sadece erkek miydiniz? Beyoğlu'na çıktığımızda az miktarda kız arkadaşımız vardı. Gündüzlü kız arkadaşlarımız vardı. Yatılı kızlar Ortaköy'de okumaya devam ettiler. Yani Beyoğlu'nda erkekler ve gündüzlü kız arkadaşlarımızla beraber okuduk. Yalnız kaldığımı öğrendim. Evet Göksel'cim, şimdi en uzun konuşabileceğimiz yere geldik. Gran Kur. Benim de ders çalışmaktan fırsat bulabildiğimde arada sırada uğradığım bir yerdi burası tabii.
Nasıl girdin buraya? Nasıl oldu buradaki başlangıç? Ve 28 senedir hala buradan nasıl çıkamıyorsun? Bu nasıl bir sevgidir? Şimdi resmi olarak Galatasaray Lisesi futbol takımına girişiyle başlamış gibi görünen bu süreç aslında bizim hani hazırlık ve 6. sınıf boyunca ben ve birkaç arkadaşımın Ortaköy'de okuyan gündüzlü öğrenciler gibi gözüken hayatımız aslında bizim Beyoğlu'na çok sık gidiş gelişlerimiz, Grand Cour'a girişlerimiz. Özellikle ben Erol Türk arkadaşım, Mevlüt Şişman arkadaşımla beraber birçok hafta sonu veyahut da Ortaköy'deki derslerimizin bitişinden sonra Beyoğlu'na Grand Cour'a gelişlerimiz çok olmuştur. Hazırlık ve 6. sınıf boyunca da çok olmuştur. 6. sınıfı takiben 7. sınıfın başında Erol abimiz, sen Erol abimiz ve Mehmet Dipçin abimizin çalıştırdığı okul futbol takımıyla tanışmamız da 7. sınıfın başında zannediyorum. Evet. Bir seçme neticesinde olmuştu. Ve Beyoğlu'na çıkışımızla beraber okul takımı hayatımızda başlamış olduk bu şekilde. O zamanlar şimdi mesela biz oynarken okul takımında bizim böyle örnek aldığımız, onun gibi olmak istediğimiz abilerimiz vardı. Mesela ben Ali abi gibi goller atmak isterdim hep, Ali Ağaçkesen gibi. Tabii sonra onu solladık geçtik, Ali abi yanımızda sıfır kaldı da senin böyle ah şu abi gibi olsam, bu abi gibi oynasam falan dediğin kimseler var mıydı? Şimdi bizim küçük yaşlarımızda Grand Cour'a girişlerimize maç seyretmek maksattı. O zamanlar mutfak olarak kullanılan şu duvarın önünde seyretmemize izin verilirdi. O yıllarda siz de hatırlarsınız Galatasaraylı eski futbolcuların isimlerini taşıyan okul sınıf takımlarının turnuvaları olurdu. Orada birçok abimizin ben ismini sayabilirim. Mesela Haslun Galip diye bir takım vardı. Turuncu formalı abiler. Sınıfını tam hatırlamıyorum. Leblebi Mehmet diye bir takım vardı. Aslan Nihat. Aslan Nihat diye bir takım vardı. Evet. Bunlarda oynayan birçok abimizi sayabilirim. Mesela 119 devresinden kaleci Yücel abi vardı zannediyorum. Yücel Genç. Evet, Yücel abimiz vardı. Yine kaleci folklorda oynayan Erkut abi sanıyorum. Evet, Erkut abi vardı. Turgay abi vardı, orta saha oynayan. Turgay Kurt, evet. Başaran abi vardı zannediyorum 118'den, evet 118'den. Rahmetli olan abilerimiz vardı 120 devresinden Taner abi, Cüneyt abi. Allah rahmet eylesin. Onlar 10E takımıydı zannediyorum. Hatta şu anda veteran takımında beraber oynadığımız Erdinç abiyle beraber bir takımdılar. Orkun Uğurlu'yla beraber bir takımdılar. Yani bu takımların hepsi senin de demiş olduğun gibi bizim o yıllarda kendilerine benzemek istediğimiz abilerden oluşan takımlardı. Değil mi? O zamanlar bir de her çok değişik turnuvalar, devamlı futbol aktivasyonları, aktiviteleri vardı okulda. Şimdi zannedersem onlar biraz azalmış durumda değil mi? Şimdi şöyle, o zamanki okul takımları daha büyük bir ilgiden oluşuyordu. Yani sınıf takımlarını oluşturacak kadar büyük bir ilgiden, yani sınıf takımları arasında da büyük bir rekabet oluşturacak kadar büyük bir ilgiden oluşan okul takımları oluşuyordu. Şu anda zannediyorum okula giriş yaşının biraz yükselmesinden dolayı, yani 11'den 14'e çıkmasından dolayı biraz azalmış. Sadece spor alanında demeyeyim, yani diğer ders dışı faaliyetlere de azalmış bazı ilgi durumu var. Bu durum tabii futbola da yansıyor, basketbola da yansıyor, voleybola da yansıyor. Okul takımlarımız yine var, yine iddialı. Ama daha az ilgiden süzülerek gelen, daha az oyuncuyla oynanan bir futbol organizasyonu var şu anda okulumuzda. Ama çok iyi bir takımımız olduğunu söyleyebilirim. Peki biraz da okul takımları hakkında bilgi alalım senden. Hangi branşlarda, hangi kategorilerde katılıyoruz ve neler yapıyoruz? Şu anda eskiden ortaokul takımımız vardı. Ortaokul takımımız artık yok. Lise takımımız var. Lise takımımızı şöyle oluşturuyoruz. Hazırlıkların, okula yeni girmiş hazırlıkların ayrı bir programı var. Onlara hazırlık takımı diyoruz. Yavaş yavaş o hazırlık takımından da lise takımına geçişler, programın sıklaşması neticesinde lise takımlarını oluşturuyoruz. Lise takımındaki çalışmalarını takiben bizim okulumuzdan Galatasaray Üniversitesi'ne geçen
kardeşlerimizin de bulunduğu Galatasaray Üniversitesi takımımız var. Galatasaray Üniversitesi'ni takiben de mezunlar takımımız ve veteran takımımız var. Yani her yaştaki Galatasaray liseli futbolcu şu anda resmi ya da gayri resmi Galatasaray Lisesi takımlarını temsilen futbol oynamaya devam edebiliyor. Zannedersem bu okulun bir de kız takımı var senin çalıştırdığın, değil mi? Onlardan hiç bahsetmedik. Şimdi benim lise takımını çalıştırdığım yıllarda dönem dönem lise futbol takımının çalışmalarından etkilenen kız öğrenci kardeşlerimiz de oluyor. Şu yıllarda da 147, 148 ve 149 devresi öğrencilerinden oluşan gayet ciddi çalışan bir kız takımımız var. Yani çalışma düzeni açısından ciddi diyorum. Gayet keyif alarak yapıyorlar işlerini. Rakip bulmakta zorlanmamıza rağmen şu an için zannediyorum benim burada olduğum 20 yıl içindeki en iyi kız futbol takımına sahibiz şu anda. Kendilerine buradan selam söylemek istiyorum. Başarılar diliyorum. Peki mesela bizim zamanımızda senin oyunculuk yaptığın zaman da gittiğimiz bir Fransa, gittiğimiz bir Yunanistan seyahatleri vardı. Şimdi de benim takip ettiğim kadarıyla siz bir 5-6 senedir İsveç'te bir turnuvaya gidiyorsunuz, katılıyorsunuz. Biraz da onun hakkında bilgi alabilir miyiz? Hatta varsa oradan güzel bir anınız, onu da dinleyelim. Evet, bizim beraber benim oyuncu olduğum yıllarda gittiğimiz son seyahat zannediyorum 90 yılında Yunanistan seyahatiydi. Onu takip eden yıllarda epey uzunca bir ara yaşandı. 96 yılında ilk defa biz Helsinki'de, 96 yılında, evet 96 yılında Helsinki Cup turnuvasına gittik, Helsinki'ye. Onu takip eden yıllarda da son 18 senedir, 1-2 istisna yıl dışında son 18 senedir muhakkak her sene bir yurt dışı turnuvaya gidiyoruz. 2002 yılından beri de son 12 yıldır Gothia Cup isimli İsveç'te düzenlenen en geniş katılımlı Dünya Gençlik Turnuvası'na katılıyoruz. Bu Gothia Cup turnuvasına okul takımları düzeyinde değil, özellikle İskandinav ülkelerinin, Güney Amerika ülkelerinin futbol takvimleriyle orantılı olarak Temmuz ayında çok geniş kapsamlı katılım gösterdikleri çok ciddi, çok üst düzey bir turnuva bu Gothia Cup turnuvası. Oraya biz 2002 yılında ilk katılmaya başladığımızda şu endişemiz oluyordu. Biz her ne kadar Galatasaray Lisesi futbol takımı olarak katılsak da oradaki futbol çevreleri bizi Galatasaray Spor Kulübü takımıyla karıştırabilirler mi acaba diye endişemiz oluyordu. Hiçbir zaman öyle bir karıştırma yaşamadık. Hatta ilerleyen yıllar içerisinde o kadar tanınmışlık seviyemiz arttı ki zannediyorum 2008 yılındaki turnuvaya gittiğimizde turnuvadan 3 gün önce gitmiştik. Orada antrenman yapıyorduk oynayacağımız sahalarda. Göteborg gençlerinden arkadaşlarımız yanımıza geldi. Hangi takım olduğumuzu sordu bize. Biz de Galatasaray Lisesi takımı dedik. Yine de Galatasaray Lisesi takımı olduğumuza vurgu yaptık. Gençlerin bize verdiği cevap, biliyorum Taksim'deki sarı binasınız dediler bize. Süper ya. Evet, yani Taksim'deki sarı binasınız, the yellow building at Taksim dediler bize. Bu beni çok etkilemişti. Yani bu kadar tanınmışlığa bizim de bir faydamız olduysa kendimizi bahtiyar hissederiz. Peki Göksel'cim, bu 28 senelik dönemde, yani 28 seneden kastım işte okul takımıyla başlayan, şimdi antrenörlükle devam eden dönemde kimlerden destek alıyorsun? Kimler senin yanındalar? Şimdi geçen zaman içerisinde bize verilen destek de gitgide büyüdü. Gerek okulumuz olsun, okulumuzun idarecileri olsun, kulübümüz olsun, kulübümüzün idarecileri olsun. Yıllar içerisinde görev yapmış bütün hocalarımız, büyüklerimiz, kardeşlerimiz bizim yaptığımız çalışmalara ellerinden gelen desteği gösterdiler. Malzeme anlamında olsun, saha anlamında olsun, bütün imkanlarından okulumuzun ve kulübümüzün faydalandık. Bu program vesilesiyle de bu geçen yıllarda bize desteğini
sağlayan bütün büyüklerimize, kardeşlerimize buradan teşekkür etmek istiyorum. Okul takımında oynamak, işte okul takımı teknik direktörlüğü falan derken şimdi daha ağır bir görev, veteran teknik direktörlüğü. Yani bu konuda ne diyorsun? Koskocaman abilerle senden 10 yaş büyük, 15 yaş büyük abilere sağda sen şöyle yap, sen böyle yap, pop ulan filan demek öyle çok da kolay değil. Çekerler adamın kulağını yani. Şimdi veteran futbol takımı oluşumu da az önce bahsettiğimiz gibi mezunlar cemiyetimizin düzenlemiş olduğu mezunlar turnuvasının yıllar içinde meydana getirdiği birlikteliğin neticesinde oluşmuş bir organizasyon. Bu veteran takımındaki benim görevim aslında sembolik bir görev. Kendim de oyuncu olarak da katılıyorum. Ama Galatasaray Lisesi'nde geçirmiş olduğum yılların anısına abilerim beni teknik direktör görevine getirdiler. Orada abilerimizle beraber takım olarak faaliyet içerisindeyiz. Peki 11 yapmak zor oluyor mu? 11 yapmak... Galiba bazı oyuncuların hakkını yiyormuşsun, az dakika veriyormuşsun. Her 11 kadar zor oluyor. Hiçbir 11'den zor olmuyor. Yani diğer 11'ler ne kadar zorsa o da o kadar zor oluyor. Yani veteran 11'ini yapmak daha zor oluyor diye bir şey söyleyemem. Bu kadar yoğun program içinde peki aynı güne 3-4 maçın denk düştüğünü ben görüyorum. Yani bazen oradan çıkıp oraya, oradan çıkıp oraya koşuyorsun. Onlara nasıl yetişiyorsun peki? Aslında aynı güne hepsinin denk gelmesi çok sık rastlanmıyor. Yani belki 10 günde bir, ayda bir denk geliyor ama öyle olduğu günler de oluyor. Mesela haberleşme grubumuzda da paylaşmıştım bir gün. Mesela bir salı günü saat 3'te lise futbol takımı antrenmanı, peşinden kız futbol takımı antrenmanı, 6'da üniversite takımı antrenmanı, peşinden 8'de Beylerbeyi'nde mezunlar takımı maçı vardı o gün. Saat 10'da da İTÜ Stadı'nda veteranlarımızın maçı vardı. Yani saat 3 ile 11.30 arasında 8.5 saat içerisinde 5 takım. 99 devresinde veteran takımımızın kaptanı Nasuh abi olduğu düşünülürse 150 devresi futbol takımında kardeşlerimiz olduğu düşünülürse 51 devre aynı gün içerisinde futbol oynamış oluyor. 51 devreden bahsediyoruz, evet. Vay vay vay. İşte Galatasaray'ın güzel tarafı diyorsun. Evet, evet. Yani buna yetişmek ruhen çok zor olmuyor. Bedenen zor oluyor. Ne güzel değil mi Galatasaray Liseli olmak ve Galatasaray'da futbol oynamak özellikle. Evet. Yani şuraya girdik, çamurdu, topraktı. Basacak bastığımız zaman balçak gömülüyordu ayağımız. Şimdi şuraya bak, güzelliğe ve en güzeli de işte kaç yaşına geldik? 50 yaşına yaklaştık neredeyse ve hala birlikte top oynayabiliyoruz. Ve bir mezunlar turnuvamız var mesela. Kaç, 12 sene oldu değil mi? 12 sene oldu. İkinci kısmı başlayalı. Aslında mezunlar turnuvasının mazisi 1992 yılına dayanıyor. Ben mesela 10. sınıftayken okul turnuvaları düzenliyordum. Okul bitince okul takımı çalıştırmaya başladığım dönemde de öyle bir denememiz oldu mezunlar turnuvasıyla. O zaman tabii internet gibi imkan olmadığı için, iletişim imkanları kısıtlı olduğu için ulaşabildiğimiz kadar devreye ulaştık. 8 devre arasında 2-3 sene sürdürdük 92-93 yıllarında. Sonra bir kesiklik oldu. 2000 yılında bir daha başladı. O günden bugüne de yaklaşık 12 senedir mezunlar turnuvası devam ediyor. Cemiyetin de katkıları da tabii. Cemiyete de bu konuda çok teşekkür etmek lazım ya. Cemiyete de bu mezunlar turnuvasının her sene düzenli olarak yapılmasından dolayı teşekkürlerimizi buradan bu vesileyle iletiyoruz. Evet Göksel'cim, meşhur Galatasaray Lisesi arka bahçesi. Her öğrencinin olduğu gibi herhalde senin de burada anıların vardır. Dinleyebilir miyiz bir tanesini? Arka bahçe ve havuzu daha önceki, bizden önceki abilerimiz gibi bizim de devremizdeki Galatasaraylıklarını tartışılmaz ama Fenerbahçe Spor Kulübü'ne gönül vermiş kardeşlerimizin havuza atılma törenlerinin gerçekleştirildiği yer burası. Bizim devremizde de Gökmen Onbulak gibi, Orcan Belgin gibi Fenerbahçe Spor Kulübü'nü tutan kardeşlerimiz vardı. Kendilerini çok severdik, onlar da bizi severdi. Onların Fenerbahçe Spor Kulübü ile alakalı ilgileri ben şöyle yorumluyorum. Havuza bir an önce atılma sevdasından ileri geliyordu. Yani bizi ona tahrik etmelerinden şüpheleniyorum ben.
Özellikle Gökmen Onbulak'ta ve Orcan Belgin'de her zaman bunu sezmişimdir. Çünkü havuza atılma sırası zamanı gelinceye kadar ki faaliyetleri hep bu yöndeydi. Ama hep arkasında da sanki böyle bir Galatasaraylılık zihniyeti mi diyeyim, inancı mı diyeyim? Duruşu diyelim. Duruşu diyelim, evet, duruşu her zaman mevcuttu bu kardeşlerimizde de. Sadece havuza bizden daha fazla girmek için zannediyorum bize Fenerbahçe Spor Kulübü taraftarlarını da göstermiş oldular. Orcan'ı ben hatırlıyorum. Onun zaten futbolla pek alakası olmadığı için acaba yüzme sporlarına mı ilgi duyuyordu? İşte ben de hep öyle düşünmüşümdür. Demek ki birbirimizden habersiz olarak bunu düşündüğümüze göre gerçeğe yaklaşmışız. Bunu görüyorum yani. Yerinde yerler esen eski Paris'te. Rıfkıyı, düşmanlığı hep senden öğrendim. Bugünkü konuğumuz 124 devresinden sevgili kardeşimiz Göksel Gündüz'dü. Göksel'cim, son olarak söylemek istediğin bir şeyler var mı? Benim söylemek istediğim şu, Galatasaray Lisesi'nde şu anda okumakta olan, gelecek zamanda girecek olan kardeşlerimiz muhakkak Galatasaray Lisesi'nde geçirdikleri zamanda spor yapsınlar, futbol oynasınlar. Ve o da aldıkları alışkanlıkları hayatlarına yaysınlar. Daha sonraki yaşantılarında mezunlar takımlarımızda, veteran takımlarımızda Galatasaraylılık bilinciyle hayatlarına devam etsinler. Ve ayrıca şunu ilave etmek istiyorum. Okul hayatları boyunca aynı bizim okul hayatımızda olduğu gibi kendilerine bizlere olduğu gibi örnek olmuş, idolleri olmuş abilerimize, abilerine ve bu yolda kendilerine destek olmuş okulumuzun hocalarına, idarecilerine buradan sizin programınız vasıtasıyla teşekkür ediyorum. İyi ki varlar diyorum. Ve bu sözü söyleme fırsatı bana verdiğiniz için sizlere de teşekkür ediyorum. Siz de iyi ki varsınız diyorum. Evet, biz de Göksel kardeşimize çok teşekkür ediyoruz ve bir dahaki programda yeni bir konuğumuzla buluşmak üzere. Hoşça kalın diyoruz.